Güzel Oyun'da bu bölüm sizlere çok özel bir dönemden bahsedeceğiz. Beşiktaş'ın 3 yıl üst üste şampiyon olarak adeta altın dönemini yaşadığı unutulmaz yılları yeniden hatırlayacağız. Siyah beyazlı kulübün tarihine geçen değerli isimler o günleri bir kez daha yaşatacak. Takım olmanın başarıya giden yolda ne denli önemli olduğunu anımsayarak geçmişte keyifli bir yolculuk yapacağız. Beşiktaş 1966-1967 sezonunu şampiyon tamamladığında kimse bir sonraki şampiyonluk için 15 yıl bekleneceğini bilmiyordu. Özellikle 70'ler Beşiktaş için hiç de iyi geçmemişti. Bu dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışına damga vurmuş, kupa genelde iki kulüp arasında gidip gelmişti. Hatta öyle ki Beşiktaş şampiyonluktan uzak geçen bu yıllarda nadiren de olsa küme düşme hattında yer almış, adeta korkulu rüyayı yaşamıştı. Şu anda kısa sürede açıklamak çok zor ve Beşiktaş'ın menfaatlerini de zedelemek istemediğim için beni mazur görün bu konuda fazla konuşamadığımdan. Ancak gelecek Beşiktaş'ındır, buna adım gibi inanıyorum. Teşekkürler. Şimdi kısaca Kaptan Rasim ve Ziya'dan maçın genel durumu özetlemesini rica edeyim. Rasim, önce senden alalım. Maç gördüğünüz gibi bizim hakimiyetimiz altında geçti. Ne yazık ki golün gelmesi çok gecikti. Bu maçı kazanmak zorundaydık. Ona göre arkadaşlarım hazırlamıştı. Ve kazandık, mutluyuz. Yalnız Beşiktaş taraftarlarına bu duruma düştüğümüzden dolayı, son maçta kurtulduğumuzdan dolayı bir özür dilemek istiyorum ben takım arkadaşlarım adına. 1981-1982 sezonu Beşiktaş tarihinde dönüm noktalarından biridir. Siyah beyazlı ekip Eskişehir deplasmanında şampiyonluk maçına çıkar. Ev sahibi Eskişehirspor kaybederse küme düşecek, Beşiktaş kazanırsa 15 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşacaktır. Mücadele hakeme gelen yabancı madde sebebiyle tatil edilir ve kısa bir süre sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla Beşiktaş maçı 3-0 hükmen kazanarak şampiyonluğa ulaşır. Bir gün önce gittik, Kütahya'da kamptaydık. İki gün önce gittik herhalde. Bir gün önce idmanda Milic düdüğü yere attı, bıraktı antrenmanı. Kimse koşamıyordu bile. Yani çıkış yaptırıyordu bize. Evet. Biz çıkış bile yapamıyorduk. Yolda hiç kimse çıt bile ettik. Ya hiç konuşma, hiçbir şey yok yani. Ama oyun başladıktan sonra müthiş bir oyun oldu. Çünkü onlar yenerse ligde kalıyorlardı. Biz yenersek şampiyon oluyorduk. Maçın bir süresinde benim önümde, ben sağ bek oynuyordum o gün. Yan hakemin kafasına böyle bir odun şey gibi bir şey geldi. Kafası yarıldı işte. Ondan sonra karıştı. Ortada. Hakem içeri girdi sanırım. Hakem ondan sonra oyunu tatil etti. Biz inanmıştık, gerçekten herkes inanmıştı. Böyle çok büyük bir fırsat geldi bu takımı. Bir sene önce düşmeden kurtulduk, çok iyi bir şekilde kurtulduk ve bir sene sonra da şampiyonluğa oynayacak maçı oynayacağız, final maçı. Ve biz maça başladık ve 1-0 öne geçtik Ziya Vahdi'yle. Ondan sonra maçın ikinci yarısı inanılmaz şekilde Eskişehir üstümüze geldi ve inanılmaz bir tempo oldu. Ve sonra bir gol yedik. Sonra hemen arkasında yine Ziya abi bir gol attı. 2-1 öndeyken olaylar çıktı. Ama biz öndeydik. Oyun olarak da çok iyiydik. O gün çok iyi bir oyun ortaya, başında başlayarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Hak etmiştik zaten. 15 yıl sonra Beşiktaş takımı şampiyon olacaktı. Bekledik, hakem gelmedi tabii ki. Ondan sonra içeriye girdik ve maçta öyle bitti. Esas ondan sonra başladı. Biz maçtan çıktık. İstanbul'a gelene kadar en az 10 kere durdurulduk. En az, belki daha fazla. Bu taraftarların şeyiyle çok güzel bir şekilde güle oynaya şeye geldik. İstanbul'a geldik ve Beşiktaş takımını 15 yıl sonra da şampiyon yaptık. O şampiyonluk milattır. Beşiktaş'ın ondan sonra altyapı kaynaklı Serpil Hoca vardı. Onun biliyorsunuz bu altyapı organizasyonunda çok büyük emeği vardı. Onu da yad edelim. Sonrasında işte transferler daha takım şeyine uygun. Yani takımın düşüncesine, takımdaşlığına, hedefine uygun transferler yapıldı. Özellikle bizim çocuklar geldi ondan sonra. Metin, Ali, Feyyaz işte. Rıza daha önce gelmişti. İyi bir takım olduk. Ve uzun yıllarda bazı şanssızlıklar, işte talihsizlikler olmasaydı belki 85'ten sonraki dönemi Beşiktaş 10 yıl şampiyon olarak kapatabilirdi yani.
15 sene Beşiktaş şampiyon olmamıştı. Ben geldiğim sene sonunda kaptan oldum ve bu kaptanlık döneminde de kaleci Adem'le beraber oynayarak Eskişehir'de benim memleketimin takımı, tuttuğum takımı düşürdük. Ve oradaki maçta son maç, biz yenersek şampiyon oluruz. Trabzonspor'la çekişiyoruz. Eskişehir yenerse kümede kalıyor. Biz ikinci oluyoruz, Trabzon şampiyon oluyor. Ve biz yarıda kaldı 2-1 galipken. Ben de oynadım orada ikinci devre. Nasıl bir anı söyle hocam İstanbul'da? Ya çok, benim açımdan çok enteresan bir şey. Yıllarca çocukluğumuzun tuttuğumuz takıma karşı oynuyorsun. Ve kader seni düşme maçında onlarla beraber karşı karşıya getiriyor. Orada tabii her şeyimizi biz oynadığımız takıma vermek zorundayız. Bu şampiyonluk uzun yıllar süren hasretin sona ermesi dışında yeni bir döneminde başlangıcı niteliğindeydi. Özellikle Beşiktaş başkanlarından Mehmet Üstünkaya döneminde öz kaynak düzenine dönen siyah beyazlılar, bunun meyvelerini Beşiktaş'ın gelmiş geçmiş en başarılı başkanı olarak kabul gören Süleyman Seba'nın örnek idareciliğiyle birlikte fazlasıyla almaya başlayacaktı. Gerek kulübün altyapısından, gerek altyapıya transfer edilip Beşiktaş kültürünü kısa sürede yaşayan isimlerden, gerekse 20'li yaşların başında transfer olarak, kariyerini uzun yıllar Beşiktaş'ta sürdürecek oyunculardan harmanlanarak oluşturulan o efsanevi kadro, unutulmaz başarılar yakalayacaktı. Başarıda önemli olan istikrar sağlamaktır. 82 şampiyonluğu sonrası siyah beyazlılar 4 yıl sonra yeniden zirveyi yakalayacaktı. Yeni yüzleriyle, geleceğe umutla bakan yeni oyuncularıyla siyah beyazlılar taraftarlarını bir kez daha mutlu etmişti. Artık sıra sistemli ve uzun süreli başarıları yakalamaya gelmişti. Galatasaray'la aynı puandasınız. Kalan 10 maçın 9'unu iki takım da kazandı. Bir kendi aramızda oynadığımız maç 1-1 bitti. Son maç onlar yanılmıyorsam içeride Eskişehir'le oynuyor. Biz de deplasmanda Trabzon oynuyoruz. Gole varışımız iyi. Yendiğimiz zaman şampiyon olacağız. Maça çıktık. 19. dakika falan işte maç ortada geçiyor. 19'dan bir korner kazandık. Fikret abi korneri kullandı. Kaleci iki defa elinden kaçırdı. Top önüme düştü. Ben de sol ayağımla vurdum. Yan filelere gitti. Gol oldu. Yani 20. dakika. Ceza sahası çıkalabalık. Fikret'in atışı. İhsan yükseliyor. Elinden kaçırdı. Boşta top. Vuruşla toparlan. Gol. Gökhan. Beşiktaş 1 Trabzonspor 0. Büyük hata İhsan. Affetmeyen Beşiktaş'tan Gökhan. Ve bu golle Beşiktaş Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Dakika 19. Gol Gökhan. Sonra Trabzon hakikaten, Trabzon'la hala oynamak çok zor. O zamanki kadrosu da en az bu zaman kadrosu kadar iyi bir kadro. İşte Hamilerin, Lemilerin çıktığı devamlı şekilde iyiye doğru giden bir performanslı bir kadro. 20 ile 70 arası biz orta sahayı geçmedik. Beşiktaş takım olarak Trabzon'daki maçta 1-0 öndesiniz. Sonuç yetiyor bize. Korumaya çalışıyorsunuz. 20 ile 70 arası orta sahayı geçmedik. İşte kalede Zafer. Bir o direkten bir o direğe uçuyor. İşte bir Zafer direnmeye çalışıyor. Bizler zaten heyecandan kimsenin eli ayağı tutmuyor. Neyse 70'ten sonra oyun biraz rahatladı. Biz maçı 1-0 bitirdik ve benim ilk şampiyonluğumdu. ...1987 yılında takımın başına Gordon Milne geldi. Beşiktaş için bir diğer dönüm noktası da İngiliz teknik direktörün transferiydi. İlk sezon ligi ikinci sırada bitiren Beşiktaş, Başbakanlık Kupası'nı müzesine götürdü. Sonraki sezonda yine lig ikincisi olan siyah beyazlı ekip, hem Türkiye Kupası'nı hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacaktı. Gelecek adına umut veren bir takım oluşmaya başlamıştı. Bizde içeriden yetişen şey vardı, Fikret'le Rıza vardı bildiğim kadarıyla. Dışarıdan gelenler, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir operasyon. Süleyman abi bir kere bu işin başındaki çok özel bir adamdı.
Şimdi onun organizasyonunun bir ayağı da bendim. Saha içindeki, işte kulübün içindeki oyuncu diyalogları, oyuncularla ilgili yaptırımlar, uygulamalar, düşünceler. Çünkü biz takımdan başka bir şey düşünmüyorduk. Planımız, hayatımız, her şeyimiz Beşiktaş takımının üzerine kuruluydu. Orada ben bu anlamda çok etkin rol oynadım. Yani bu kolej takımının kurulmasına benim çok emeğim vardır. Şimdi bizim oradaki en büyük avantajımız, özellikle Gordon Mill zamanında oldu. En büyük avantajımız bizim arkadaşlığımız çok iyiydi. Yani hepsi de altyapıdan gelmesi büyük bir avantaj. Mesela Metin Tekin Kocaeli'nden geldi ama benim genç milli takımdan arkadaşımdı. Zaten biz onunla 14 yıl aynı odayı paylaştık şeyde. Ya düşün, 14 yıl aynı takımda oynuyorsun. Benimki 20 yıl oluyor aynı takımda oynadım ben. Yani ondan sonra zaten hepimiz hemen hemen aynı yaşlardaydık. Birbirimize çok yakındık. Ya, mükemmel bir arkadaşlık vardı. Ve kimse her şeyden önce maçı düşünürdü. Yani maddi açıdan öyle şey oyuncular değillerdi. Bir de genç takımdan geldikleri için. Şimdi kendimiz de, biz de oralardan geldiğimiz için gelen arkadaşlarımıza, altyapıdan gelen arkadaşlarımız oluyor. Hepsini kucak açtık yani. Bu takım, mesela bazı takımlar vardır, teknik direktörü teknik direktör yapar. Bazı teknik direktörler vardır, takımı takım yapar. Mesela takım bence daha öndeydi. Bizim o şampiyon kadromuzda Serpil Hamdi Tüzün'ün öz kaynak düzeninden gelen Rıza, Ziya, Fikret, Küçük Haluk gibi sonra arkası geldi. Deneyimli, karakteri iyi abilerle, Nekşiler, Necdetler, Sametler böyle bir kadro oluşturmuştuk. Sonra öz kaynaktan da işte Feyyazlar, Aliler, Metinler geldiler, Gökhanlar geldi. Üst üste şampiyonluklar yaşadı. 1989-1990 sezonunda Gordon Mill yönetiminde şampiyon olan Beşiktaş, üçlemenin henüz ilk yılındaydı. Yaş grubu birbirine yakın olan ve birçoğu üniversiteye giden veya mezun olan oyunculara kolej takımı yakıştırmaları yapılmaya başlanmıştı. Beşiktaşlı futbolcular maç ve kamplar dışında da sık sık birlikte vakit geçiriyor, sahada da bunun karşılığını skorlarla birlikte alıyorlardı. Ekim 1989'da Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etmelerinin tesadüf olmadığı, ilerleyen yıllarda daha iyi anlaşılacaktı. Aynı yaş grubunun takım içinde fazla olması, arkadaşlığın getirmiş olduğu bir takım itici güçleri sahaya da yansıttığımız maçlardan dolayıdır bu. Şimdi evet, Beşiktaş takımı, İstanbul takımı diyorsunuz arkadaşlık. Büyük takımlarda arkadaşlık öyle kolay kolay oluşmuyor. Şimdi bir demin anlattığım süreçte sizin yemek yiyeceğiniz, kamp yapacağınız bir yeriniz yok. Yani gelip şimdi oturduğumuz zaman karşılıklı geleceğimiz bir ortam olması lazım. Futbol takımlarının futbol sahası olmadan kamp yapma süreçleri vardır yani. Ne demek bu? Futbol takımısınız, gidiyorsunuz, futbol sahası yok. Yani ne demek? Sizi koşturacağız demektir yani. Yani kampa gittiğiniz zaman koşmaya gidiyordunuz. Krosa yani, geleceksin akşam çift idman mı? Evet, koşuyoruz, akşam bir daha koşuyoruz. Kaç gün? 15 gün, 20 gün müydü? Yani gülme, böyle hakikaten. Süleyman Başkan dönemi, Allah rahmet eylesin onda, özveriyle kurulan bir kadroydu. Hep genç, yetenekli oyuncular, çeşitli takımlardan bulunan, genç takımlardan bulunan yetenekli oyuncuların bir araya geldiği bir gruptu. Zaten 3 tane yabancı hakkı vardı ve o yabancı hakları da çok iyi olmuyordu. Yani iyi tercih, bugünkü gibi iyi tercihler olmuyordu. Bugün mesela 14 tane yabancı hakkı var ama işlerinden 3-4 tane iyi yabancı buluyorsunuz. Bizde 3'te 3 tutturmanız lazım. Beşiktaş'ta o olmadı maalesef, hiçbir zaman olmadı. Şimdi Gordon geldikten sonra öyle bir takım oluştu ki aynı yaşıtta, fazla ismi duyulmamış genç takım, genç oyuncular, hepsi birbirini tanıyan, beraber ortak zevkleri olan, beraber bunları paylaşımdan hoşlanan ve bunu da sahaya yansıtan bir gruptuk. Şöyle diyeyim, biz deplasmana gidiyorduk, tanınan bir tek Metin vardı, sarı saçları vardı işte. Bir tek Metin'i tanıyorlardı, onun harici kim bu takım diye soruyorlardı, o kadar genç bir takımdı. Sonra her şey oturmaya başladı. Bizler Beşiktaş olarak artık rüzgarı arkamıza aldık. Ben 5 tane şampiyonluk gördüm ama biraz daha etkili olabilseydik veya biraz şanslı olabilseydik 8 tane şampiyonluk
görebilirdim ben. Hayatı birlikte paylaşabilen, o paylaşmayı ciddi anlamda güçlü kılan bir yapıya sahiptik. Başarımızdaki en önemli unsurlardan biri de buydu. Yani biz maçlara çıkmadan birçok maçı maçtan bir gün önce kazanırdık kafamızda. O da nedir? Birbirimizi çok iyi tanımamız ve istikrarlı bir şekilde aynı oyuncu grubunun yıllarca birbiriyle birlikte, antrenmanla birlikte, maç periyoduyla birlikte ve saha dışıyla birleştirdiğiniz zaman birbirimizin nefes almasından ne düşündüğümüzü biz bilirdik. Dolayısıyla futbolda da birlikte oynamanın ne kadar büyük avantaj olduğunu çok net bir şekilde bugün itibariyle ifade ediyoruz zaten. Yani ben ayağıma geldiğimde Ali'nin, Beyaz'ın, Metin'in ne yapacağını, işte Rıza'nın ne yapacağını, Kadir abinin, Recep'in, Ulvi'nin, Gökhan'ın ne yapacağını herkes bilirdi. Dolayısıyla birbirini tanımak da işi saha içinde biraz daha kolaylaştırıyordu. Mehmet, şampiyon oldunuz ve Hüsnü Özel'le konuşacağız. Evet. Çok mutluyum. Ne diyebilirim ki? En büyük Beşiktaş. Bir yıl boyunca çalıştık ve kavuştuk. Hepiniz çok mutluyuz. En büyük Beşiktaş. Şampiyon Beşiktaş. Fenerbahçe maçıydı. Hiç unutmuyorum yani o dönem. Gordon zamanı. Yani tesiste yemek şeyi kapandı. Kamptayız. Karnımız acıktı. Ya dedik Gordon'a, dedik ya hocam işte biz açız. Gidin dedi şurada bir yerde yiyin, gelin. Gittik hakikaten. Yedik geldik. Maç çok farklı bitti yani. Böyle bir duygu vardı ama hiç kimse bir yere gitmedi. Yani hiç kimse işte ne bileyim lan izin vardı. Hadi kaçalım bir yere. Öyle bir duygu yoktu. Çünkü o bize inanılmış ve izin verilmiş bir haktı. Ve biz de onu suistimal etme hakkına sahip değildik. Goller oluyor. Hepsi birbirini tamamlıyor. Önümüzde PSV maçı var. Aslında bu maçta oynamayı düşünmüyorduk ama benim için de bir idman olacağı için inşallah galibiyetle PSV maçına hazırlanacağız. Yani kendini iyi hissediyorsun. Başarı. Çok iyi hissediyorum. Şimdi Gordon ilginç bir insandı yani. İnanılmaz çalışkan, inanılmaz işine saygısı olan biriydi. Dediği gibi İngiliz sistemini oturtmak için aslında zamana ihtiyacı vardı. Ve o zamanı da o zaman o 3 sene üstü olan kadroda yakaladı. Çünkü 4-4-2'yi en iyi uygulayan takımı kurmuştu. Onu yakalamıştı. Ve o takımda hakikaten 10 sene o takım aynı şekilde devam etti. Gordon'un tabii ki katkısı vardı çünkü bir kere futbolculara inanılmaz bir saygısı, inanılmaz bir özgüven aşılıyordu. Mesela kazanıyorsun, gidiyorsun işte havalanda veya mağlupsun, gidiyorsun havalanda gelin ben size bir şeyler ısmarlayacağım. Yani bir baba endamı vardı Gordon'da. Herkes kimse bilmez mesela bunu. İnanılmaz sevecen, inanılmaz bir işine saygısı olan, inanılmaz futbolcusuna güveni olan bir adamdı. 1990-1991 sezonunu da zirvede tamamlayan Beşiktaş, Metin Ali Feyyazı'yla, Atom Karınca Rıza Çalınbay'ıyla, Şifo Mehmet'iyle artık sokakta çocukların top oynarken olmak istedikleri isimler seviyesine ulaşmıştı. Kartal kazanıyordu, kazandıkça da İnönü Stadı'nı dolduran tribünler mutlu oluyordu. O yıllarda Gordon Milin oynattığı futbol, lig seviyesinin üstüne çıkmaya başlamıştı. Ali Atak geliştiriyor. Beşiktaş 2, Gaziantep Spor 0. Wolf'un golünü bir kez daha seyrediyoruz. Bir devre arasını bitirdikten sonra oynadığı ilk maç çok çok önemlidir. Bunun için bu ritmi bulması yönünden futbolculara çok önemlidir. Ali, kaleci Nurettin, Ali vuruşunu yapıyor, sonuç gelmiyor. Ali ve Zeki oyuna 75. dakikada girdiler. 3-0 öne geçiyor. Her maç benimle birisi oynuyordu, garanti. Yani benim önümü en az 2 kişiyle falan kapatıyorlardı. Ya biz soldan atıyorduk golleri ya da sağdan atıyorduk yani, ama mutlaka atıyorduk yani. Pozisyona girmeme şansımız olmuyordu bizim. %100 giriyorduk. Çünkü İngilizlere baktığınız zaman yani futbolda, onlar da maça nasıl başladılarsa öyle bitirirler onlar. Yani hiçbir zaman oyun disiplininden kopmazlar. Biz de öyleydik. Yani biz bir bakıyorsun bir maçı son dakikada alıyorduk. Yani hele hele bir sezon öyle oynadık. Hep son dakikalar gol atıyorduk. Çünkü oyundan kopmuyorduk. Sağ bek Recep'ti. Recep'i şöyle anlatayım ben sana, Greco-Roman güreş yapsaydı dünya şampiyonu olurdu. Yani adam böyle, kademeye girmesi falan her şey muhteşem. İşte Kadir abi sol bek çene gibiydi yani, fiziği, hava toplarında iyi, topu iyi kullanıyor. Ulvi abi gelen her hocada kesileceği tartışılıyordu ama en bank oyuncu Ulvi abi oluyordu. Orta sahaya bakıyorsunuz, işte Rıza Hoca herkes oyun stilini biliyor diyor. Bilmesine rağmen engelleyemiyorlardı. Nasıl şimdi teknik direktörlük yapıyor? Herkes Rıza Hoca'nın oyun sistemi var diyor, herkes biliyoruz diyor ama kimse hala engelleyemiyor. İşte Zeki geldi göbeğe, Şifa geldi. Çok önemli oyuncular geldi oralara.
Metin Ali Feyyaz'ı zaten söylemeye lüzum yok. Yani Feyyaz, yani hakikaten çok enteresan. Metin, düşün, sakatlık, bir sakatlık geçirdi, bir haber duyuldu. Bütün Türkiye üzüntüden kahroldu. Yani bu derece sevilen de oyunculardı. Esasına baktığımız zaman rakiplerimiz de bizi seviyordu. Şimdi futbolda öyle bir şey var ki, şimdi Galatasaray-Fener rekabeti var değil mi? Galatasaray şampiyonla oynuyor. Galatasaray olamazsa bizim şampiyon olmamızı istiyor. Fener aynı şekilde, biz onlara daha sempatik ediyoruz, daha arkadaşız onlarla. Onlar da bizim olmamızı istiyordu ama biz onlar istedi diye olmuyorduk. Biz hak ediyorduk, sahaya çıkıp sonuna kadar oynayıp hak ediyorduk. 1-0'dan sonra Beşiktaş atakları. Kaptan Rıza durumu 2-0 yapıyor. Üçüncü golün yaratıcısı Metin. Orta Metin, gol Ali. Beşiktaş 3-0 önde. 1991-92 sezonunun başlarında futbol otoriteleri doğal olarak ligin favorisini çoktan belirlemişti. Beşiktaş tarihinde ilk kez üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkıyordu. Yılların getirdiği saha içi ve dışı uyumu, oyun kalitesiyle birleşince, Gordon Milne'in taktiklerini disiplinli şekilde uygulayınca Beşiktaş yenilmez bir takıma dönüşmüştü. O sezon namağlup ve futbol tarihinde ilk kez bunu başararak şampiyonluğa ulaştılar. 1992 yılında artık o takım gerçek bir efsaneye dönüşmüştü. Yönetim, taraftar, futbolcu ve teknik kadro. Yani biz transfer, para mara, prim falan düşündüğümüz yoktu. Bizim için tek önemli olan şampiyonluktu. Biz öyle yola çıktık. Ve bizim en büyük şeyimiz çok iyi arkadaş olmamız. Arkadaşlığımız çok iyi. Yani uyumumuz çok iyi. Yıllardan beri hep beraber oynuyoruz. Takım halinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Bence şu anda Beşiktaş Türkiye'de kulüp olarak oynanacak tek takım. Beşiktaş'ın en güçlü takım olması zaten. Beşiktaş'ın gücü buradan doğuyor. Yani şahsi bir takım, birkaç kişinin götürmesi veya işte o kişiler iyi olunca bu maç alınır diye bir takımız biz. En büyük gücümüz burada. Şampiyonluk Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Oldu bu sene. Üçüncüyü de alacağız. En büyük Beşiktaş. Bu sene 3 oldu. Senin 5. yanılmıyorsam şampiyonluğu, evet. Değil mi Beşiktaş'ta? Bu kişisel olarak nasıl bir duygu hissediyorsun? Demin de söyleyeyim, çok güzel bir duygu. Bir de üst üste 3 kez olmak. Ayrıca bir mutluluk veriyor diyorsun. Tabii, bir de bilhassa bu takımda kaptan olmak apayrı bir şey. Evet, nasıl bir şey kaptan olmak? Çok güzel bir şey. Herkese nasip oldu inşallah böyle şeyler. Yani çok genç bir takımdı. Genç takım şampiyon oldu, olgunlaştı. Öyle koymak lazım. Yani üstüne koyarak, tecrübe kazanarak giden bir takımdı. Bir de yani o dönem biliyorsunuz, büyük takımlar bir maç kaybetti mi ligi kaybetti. Biz namalip birinci olduk, namalip de ikinci olduk yani bu ligde. Şu anda bütün takım, büyük takımlara bakıyorsun hep 5 mağlubiyet, 6 mağlubiyet. O zaman bir mağlubiyette şampiyonluğu kaybettiğiniz dönemler oluyordu. O yüzden bütün maçları final maçı gibi çıkıyorduk biz. Çünkü herkes bizi yenmek istiyordu artık. Biz şampiyon olmuş bir takımdık. İşimiz zordu. Bir o kadar da kolaydı. Niye? Biz ne yapacağımızı, nerelerde neyi yapacağımızı çok iyi biliyorduk. O yüzden bunu önlem almak da çok zordu o dönem. Şimdi şunu hissettim ben. Bir takımın eğer ruhunda şampiyonluk varsa siz de onun o ruhu içinizde hissedebiliyorsunuz. O forma sizi her yere götürüyor. Bakın hakikaten şuradan bir takım yapalım. O formayı giyelim, o takım o formayla yani o ruhu sizi şampiyonluğa oynatabiliyor. Sizi fiziksel olarak da mental anlamda da %100 değiştiriyor. Beşiktaş takımının forması öyle bir formaydı. Seyirci geliyordu. Seyirci maçı bile bakmaya gerek yoktu. Zaten sonuç belliydi. Nasılsa bizimkiler kazanır diyordu. Biz sahaya çıktığımız zaman kafadan 1-0 maç. Hani İskan diyordu ya, büyük takımdan sahaya çıktığından 1-0 önde. Hakikaten öyle başlıyorduk. Yani iyi bir kadromuz vardı. Herkes biliyordu. Önlemini alsa bile olmuyordu bir türlü. Sonuçta seyirci inanıyor. Siz inanıyorsunuz. Kadro sahaya çıktı mı keyif alıyorsunuz oynamaktan. Yani her hafta maç gelse de yani oynasak. Kaybetme diye bir şey kimsenin aklından geçiyor. Kaybettiğimiz çok nadir pozisyonlardı ya. Yani ben bazen kaybettiğimiz bir maç hatırlıyordum. Evden çıkamıyordum ya. Eyvah, yarın ne yapacağız? Yani kaybetme alışkanlığı olmadığı için kaybettiğim bir maçtan sonra şimdi nasıl çıkacağız? İnsanların yüzüne nasıl bakacağız? Ya utanıyorduk yani şeyden. Bu halde bu şekilde artık programlanmış gibiydik biz.
Üçüncü şampiyonluk bitti. Bu takım zaten iyi takım. Yani alınan yabancıların bence yetersizliğine rağmen. Dördüncü şampiyonluğa gidiyorduk. Hiç unutmuyorum. Ben sakatlandım mesela. Milli takımda sakatlandım. Büyük bir ameliyat geçirdim. İki ay kaçırdım o arada. Çok avantajlı konumdaydık. Herkes bize yani dördüncü şampiyonluk geldi gözüyle bakarken biz işte Trabzon'a kaybettik. Aydın'da Aydın'a kaybettik. Öyle o şampiyonluk kaçtı. Yoksa biz dördüncüyü olsaydık beşinciyi de olurduk zaten. Bizim takımdan sonra o rekorların kırılması biraz zor olacaktı. Nasıl bir 10-0 maç kazandık. Türkiye'de rekor. Hala şu ana kadar kırılamadı. Belki o dönem biz 5 sezon, 6 sezon arka arkaya şampiyon olacaktık. Belki o rekor bile Türkiye'de başkaları için hayal olacaktı. Ya birbiriyle anlaşmış bir takım düşünün. Yani şimdi bizim bazen toplantımız olurdu. Şimdi yapıyoruz maçtan önce maç toplantısı. Yarım saat sürer. En fazla yapmamaya çalışırız. Ya Gordon'da 15 dakika sürüyordu, 10 dakika sürüyordu. Kadro aynı. Herkes bizim kadroyu sayabiliyordu yani. Şeye gidin, Beşiktaş'a gidin, çarşıya girin. Beşiktaş'ın kadrosunu say diyorsan sayarlardı yani. Öyle bir kadro oluşturduk. Zaten 3 yıl üst üste şampiyon olduk. Ne mağlup şampiyon olduk. 10-0'lık bir galibiyetimiz oldu rekor olarak bu. Yani her şeyi yaptık biz o takım olarak. O takımdaki en büyük özellik arkadaşlıktı. Ve bizde herkesin lakabı vardı. Yani lakapsız adam yoktu. Biz herkesin, bu her takımda olmaz ama bizim takımda herkesin lakabı vardı. Yani herkes kimse, herkes şaka yapar, bir sürü şey yaparız. Kimse kimseye alınmaz. İşte Kadir abiye horoz derdik. Kadir abiye şeyden denirdi, Denizlili olduğu için. Mesela Ulvi abiye sefil bilo derdik yani. Böyle şeyler vardı işte. Hemen hemen herkesin Saffet'e iskeletor derdik. O çok zayıf olduğu için öyle derdik. Yani var, herkesin ismi vardı yani. İsmi olmayan kimse yoktu bizde yani. Siyah beyaz şampiyon Beşiktaş! Siyah beyaz şampiyon Beşiktaş! Siyah beyaz şampiyon Beşiktaş! Sürpriz gollerin adamı olmak nasıl bir duygu Mehmet? Muhakkak ki güzel bir duygu. Özellikle son saniyelerde tam maç gitti derken tekrar maçı çeviren golü atmak gerçekten güzel bir duygu. Ama o ana kadar tüm futbolcu arkadaşlarımız elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani mücadele ediyoruz. Yani ben, golü benim veya başkasının atması önemli değil. Önemli olan Beşiktaş takımının galip gelmesi. Şampiyonluk çok güzel bir şey. Duygular vardır. Böyle tek başına yaşayamazsınız. Yani paylaşmak ihtiyacı vardır. Futbolda bu olay çok güzel. Takım halinde yaşıyoruz ve paylaşıyoruz bu mutluluğu. Gördüğünüz gibi hala paylaşı yapmaya çalışıyoruz. Kutlamaya çalışıyoruz bu şampiyonluğu. Metin Ali Feyyaz üçlüsünün sırrı nedir Metin? Valla bu sene pek sırrı olmadı. Pek bir arada oynayamadık. Bir arada oynayamadık ama yine de zaman zaman birlikte olduğumuzda güzel maçlarımız vardı Metin Ali Feyyaz'ın. Metin'e sorduğum soruyu sana sormak istiyorum. Nedir sizin sırrınız Metin Ali Feyyaz? Valla Metin Ali Feyyaz diye Beşiktaş'ın bir sırrı var. Onu da burada söylemeyelim. Bunu söylersek diğerleri... Tılsım bozulur mu? Tılsım bozulmasın diyelim. Bizler bir takımız. Önemli olan bu. Birlikteyken çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunu da geçmiş dönemlerde gösterdik. Önümüzdeki dönemlerde de göstereceğiz. İnşallah en çok galibiyet alan, en çok şampiyonluk yaşayan, en fazla gol atan, en az mağlup olan takım hep biz oluyoruz. Şimdi şöyle, Süleyman Seva'nın, başkanımızın bütün şampiyonluklarında ben vardım. Ben takım kaptanıyken de aynı yani. Ben en çok onunla görüşenlerden bir tanesiydim ben başkanla. Ve başkan bir kere her şeyini Beşiktaş'a vermiş birisiydi. Zengin birisi değil. Ama kendi kişiliği, karakteri, etrafındaki insanlarla ilişkileri genelde çok iyi. Ama kızdı mı da tam kızıyordu. O yüzden yani hiçbir zaman rakiple ilgili hiç konuşmazdı. Galibiyette, beraberlikte, mağlubiyette hiçbir şey abartmazdı. Abartsa bile etrafta abartmazdı yani. Bir yendiğimiz zaman çok şekilde, çok iyi, mütevazi bir şekilde davranırdı. Şampiyon olduğumuzda aynı şekilde. Kolay kolay güldüremezsin öyle olaylarda ama bir sohbetlerde falan da en çok gülenlerden bir tanesi olurdu Süleyman Seba. Hiçbir zaman bir şeye söz verirse o olay bitmiş oluyordu. Yani yeter ki söz al ondan, o olay bitmiş oluyordu. Yani bence yani Beşiktaş'ın yani varıyla yoğuyla her şeyini Beşiktaş'a veren birisiydi ve Beşiktaş'ta yaşayan birisiydi. Yönetimin futbolculara, sporculara bakış açısı, taraftarın aynı zamanda taraftarın da
bu homojenite içerisinde bulunması elbette ki bugünkü bu güzel tablonun meydana gelmesinde etken olan en büyük özelliklerinden biri.